Paylaştığı tarih, Rüfet Bey, dikkatinizi çekerim. 14 Mart 2020. Bunu paylaşımı yapıyor. Bir gün sonra Mübariz Bey tutuklanıyor. Gözaltına alınıyor. Fətullah Gülen Gəniri Ataşova'ya verdiği müsahibədə Sokar rəhbəri Rövnəq Abdullayevin onunla görüşə gəldiyini demişdi. Bu sözleri Kanal 13'e müsahibəsi zamanı jurnalist Mustafa Gürbüz deyib. Jurnalist onu da qeyd edib ki, Mübariz Mənsubov müsahibənin məhz bu hissəsini özünün Facebook hesabından paylaşdıqdan bir gün sonra həbs olunub. Görünür Mübariz bəyin bu paylaşımı həssas nöqtələrə toxunduğu üçün onun həbsi bundan dərhal sonra həyata keçirildi, deyə Mustafa Gürbüz əlavə edib. Bu konudaki değerlendirmem şöyle Rüfet Bey, biraz farklı evet. Düşünüyorum. O söz konusu röportajda Ganire Hanım'ın sorduğu Azerbaycan'dan kimseyle görüştünüz mü diye soruyor Fethullah Gülen'e. Biz burada onun kayıtlarını da yayınladık yani. O da diyor ki işte Sokar'la görüştüm diyor. Bakın orada bir şeyde bulunuyor, ifşaatta bulunuyor Fethullah Gülen. Diyor ki oradan diyor onun başındaki diyor zat geldi buraya diyor. Rövnek Abdullayev'i kastederek bizden diyor Amerika'da bir takım lobi faaliyetleri için bizden destek istedi. Biz de diyor kendisine yardımcı olduk, birilerini görevlendirdik. O görevlendirdiği kişi de Kemal Öksüz, imamı, Houston imamı cemaatin. Dolayısıyla bu ifşaattan sonra ortalık zaten karışıyor. Azerbaycan'da ANS televizyonu bağlanıyor dediğiniz gibi. Burada enteresan olan nokta şu. Mübariz Mansimov, Ganire Hanım'ın bu paylaşımını kendi sosyal medyasından paylaşıyor. Ve paylaştığı tarih, Rüfet Bey, dikkatinizi çekerim, 14 Mart 2020. Bunu paylaşımı yapıyor, bir gün sonra Mübariz Bey tutuklanıyor, gözaltına alınıyor. Yani bu burada tesadüf sayılmaz. Artık evet, tesadüf. Ama burada şöyle bir şey var. Yani Mübariz görünen şeyi söyleyelim, en azından bizim anladığımız o. Mübariz Mansimov burada bir takım çok hassas sinir uçlarına dokunduğu ve etkili olduğu için bunun duyurulması, bunun ifşa edilmesi anlamında çok etkili bir figür olduğu için artık düğmeye basıyorlar. Yani diyorlar ki tamam artık Mübariz Mansimov bizim normal şeylerle durduramayacağız, ikna edemeyeceğiz. Anlaşıldı ki başka çare kalmadı deyip düğmeye basılıyor ve bir gün sonra gözaltına alınıyor, iki gün sonra da tutuklanıyor.